Arkadaşlar Vera Delta yazar kasamızdan aylık Z raporunu şu an alacağız. Öncelikli olarak yazar kasa POS kağıdımızı kontrol ediyoruz. Az bir kalmış. Bu bizim için yeterli değil. Hemen değiştirelim kağıdımızı. Şöyle kağıdı hemen değiştirdik. Daha sonra kasiyer tuşuna bir kere basıyoruz. Daha sonra bir kere daha basıyoruz. Z raporu, normal aldığımız Z raporu. Bir kere daha bastığımızda mali hafıza raporu ZZ, mali hafıza raporu tarih deyince biz mali hafıza raporu ZZ'yi kabul ediyoruz. Z raporunun kağıdının üstünde ilk ay aldığınız Z raporu, ayın birinde aldığınız ve 31'inde aldığınız ya da ayın sonunda aldığınız Z raporuna göre aylık Z raporumuzu alıyoruz. Z raporu kağıdının üstünde birinde 2510 sıra no, Z no diye yazıyor. Biz 2510 olarak yazıyoruz. Daha sonra son Z no diyor. Son Z no'sunda da 2544'müş bizde. Onu da kabul ediyoruz. Ve yazılım işlemi başlatıldı. İşlemimiz bu kadar basit. Yalnız bir ay olduğu için kağıdımız uzun olacağı için baştan kağıt değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Eğer biz diğer şekilde yapmak isteseydik, Onu da 1 ile 31 arasında ya da 30 arasında ay kaç gün yani çekiyorsa ayın artık birine girecektik. Daha sonra ayın son bölümüne yeşil geçecektik. tuşa basacaktık. Daha sonra ay sonunu isteyecekti. Ay sonuna da girdikten sonra aylık Tabii. sistemimizi de almış olacaktık. Aynen öyle. Z raporu işlemimiz bitmiştir. Aylık Z raporunun da artık anlatımını yaptıktan sonra bu videonun da artık veda konuşmasını yapalım istersen. Tabii ki. Arkadaşlar, elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Sizler de bizlere abone olarak, beğeni yaparak yardımcı olabilirsiniz. Tekrardan videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Evet, bu seferki konumuz aylık Z raporuydu. Daha başka konularda da inşallah videolarımız olacak arkadaşlar. Başka videolarımızda tekrar görüşene dek Allah'a ısmarladık. Hayırlı işler diliyoruz.